Burcu Silindir Yantır ben. 950 Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesiyim. Halil Oruç, 950 Üniversitesi Okul Bölümü öğretim üyesi. Bölümümüz Türkiye'deki az sayıdaki %100 İngilizce matematik bölümlerinden bir tanesidir. %100 İngilizce bir matematik bölümünde öğrenci olmanın en büyük avantajı İngilizce makale ve kitapları okuyabilmek, çalışabilmek, irdeleyebilmek. Yani bu konuda okur yazar olabilmeyi sağlaması. Mezunlarımıza en güçlü yönümüzü sorduğumuzda hem iş görüşmelerinde hem de sektörde çalışırken %100 İngilizce bir matematik bölümünden mezun olmanın çok büyük bir avantaj sağladığının altına çizdiler. Ama şöyle bir katkısı da var elbette. Yine %100 İngilizce programlarımızdan Mühendislik Fakültesindeki Bilgisayar Mühendisliği bölümümüz ile Çift Anadal ve Yandal programını hayata geçirdik. Örneğin bir öğrencimiz Çift Anadal programına katılmayı başardığında ve buradaki derslerini başarıyla tamamladığında mezun olduğunda hem matematikçi hem de bilgisayar mühendisi sıfatıyla mezun oluyor. Bölümümüzde 6 adet ana bilim dalımız bulunmakta. Cebir ve sayılar teorisi, analiz ve fonksiyonlar teorisi, topoloji, geometri, lojik ve uygulama matematik ana bilim dalı. Bu 6 adet matematik disipliniyle alakalı zorunlu ve seçmeli derslerimizi alıyor öğrencilerimiz eğitim hayatları boyunca. İkinci sınıfta da algoritmalar ve programlama ve bilgisayar cebir sistemleri adı altında 2 tane programlama dersimiz bulunmakta. Üçüncü sınıftan itibaren de zengin bir seçmeli ders havuzumuz var. Çağa ayak uyduran kodlama teorisi, matematik ve teknoloji, makine öğrenmesi 1 ve 2, görsel programlama teknikleri, finansal matematik ve ekonomi gibi seçmeli derslerimiz var. Dolayısıyla öğrencilerimiz hem kuramsal matematik hem finansal matematik, finans ve yazılım alanlarında kendilerine kariyer hedefleri belirleme şansları doğuyor. Son sınıfta da 2 adet proje dersimiz var. Hocalarımızla proje raporlarını oluşturuyor öğrencilerimiz. Poster ve seminer sunumları yapıyorlar ve Mayıs ayında düzenlediğimiz bilim şenliklerinde sunuyorlar. En önemli kısım ise TÜBİTAK'a başvurabilmeleri. TÜBİTAK 2209 projeleri aldıklarında bu hem mezun olurken özgeçmişlerinde önemli bir artı hem de lisansüstü çalışmalarına devam etmek isteyen öğrencilerimiz için ekstra bir puan olarak ekleniyor. Örneğin bu yıl 11 adet TÜBİTAK 2209 projesi almayı başardı öğrencilerimiz. Tabii bütün bunları sağlamamızdaki en güçlü yönümüz akademik kadromuz. Akademik kadromuz son derece güçlü özgeçmişlere sahip, üretken, aktif bilim yapan, yurt dışından İngiltere ve Amerika'dan, yurt içinden ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent ve 9 Eylül üniversitelerinden lisans, lisansüstü doktora derecelerine sahipler. Hepsi yurt dışında bulunmuş hocalarımız. Dolayısıyla hocalarımızın farklı ülkelerde ve üniversitelerde bulunmuş olmaları, oralardan tecrübeler edinmiş olmaları, periyodik seminerler düzenliyor olmaları ve aktif araştırma gruplarının bulunması bölümümüzün vizyonunun bu kadar güçlü olmasındaki en büyük etken. Mezunlarımıza en güçlü yanımızı sorduğumuzda ikinci en önemli kısım olarak da zaten hocalarımızla öğrencilerimiz arasındaki anlayışa ve yardımlaşmaya dayalı ilişkinin altını çizdiler. Bunu sağlamak için ne yapıyoruz? Ofis saatlerimiz var her ders için. Dolayısıyla öğrencilerimiz aldıkları derslerle alakalı soruları ilgili öğretim üyelerimizle bu ofis saatlerinde sorabiliyorlar. Ayrıca akademik danışmanlık saatlerimiz var yine her hafta birer saat. Akademik danışmanlık hocalarına bu saatlerde akademik hedeflerini, kariyer hedeflerini ve mentorluk taleplerini iletebiliyorlar. En önemli kısım da bilimsel etkinlikler öğrencilerle birlikte düzenlediğimiz. Örneğin, değil mi hocam? Amerika'dan Grand Valley Üniversitesi'nden Ferit Hoca'yla ve bölümümüz hocalarıyla bir öğrenci odaklı öğrencilerimizin katıldığı araştırma grubu kuruldu. 2 yıl boyunca öğrencilerimiz bu grupta çalıştılar ve öğrendiklerini ulusal ve uluslararası konferanslarda sundular. Tabii Uzay Üniversitesi Matematik Bölümü demişken İzmir Matematik Günlerinden bahsetmemek olmaz. 2018 yılından itibaren İzmir Matematik Günlerini hayata geçirdik. 3 defa bölümümüz ev sahipliğinde düzenledik ve her yıl farklı bir İzmir Matematik Bölümünde, İzmir Üniversitelerindeki matematik bölümlerinde düzenlenmesi için çabalıyoruz. Şu ana kadar bizim bölümümüz haricinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi ve Demokrasi Üniversitesi'nde düzenlendi. Hem lisans öğrencilerimiz, hem lisansüstü öğrencilerimiz, hem genç araştırmacılar İzmir Matematik Günlerinde proje çalışmalarını, tezlerini sunuyorlar. Oradaki hocalarımızdan geri dönüşler alıyorlar ve bir akademik network kuruyorlar. Son olarak FEDEK'ten bahsetmek istiyorum. Fen Fakülteleri Akreditasyon Kurumu FEDE'ye bölümümüz olarak başvurduk
ve en üst segmentten 5 yıllığına akredite olmayı başardık. Kadek değerlendirmecileri de şu ana kadar anlata geldiğim güçlü yanlarımızın altını çizdiler ve bu başarıyı hep birlikte gösterdik. Aday öğrencilerimiz bu yıl tercih formlarına 9 Eylül Üniversitesi Matematik Bölümünün yanında FEDEK akreditasyon ibaresini görecekler. Neden matematik sorusundan gelince, bence matematiğin güzelliğini ve gücünü algılamadan hayat eksik kalır. Matematikle bilimin dilini doğru düşünmeyi öğrenir, problem çözme becerisi kazanırsınız. Günümüz ileri teknolojisinin bu meziyetlerin üzerinde kurulduğu açıktır. Matematikte üretilen kuramsal bilgi bazen de uygulama alanı bulabiliyor. Mesela 1996 kimya Nobel ödülü konusu karbon 60. Moleküler yapısı futbol topuydu. Ve bunun üretilebilmesi için Euler karakteristiğini 1758'de bulunmuş olan sağlaması gerekiyor. Bölümümüz 1991'de İngilizce Matematik olarak kurulmuş. Eğitim ve araştırmada uluslararası bir seviyeyi hedef ve vizyon edinmiş dinamik üretken bir bölümdür. Bölümümüz mezunları arasında Türkiye ve dünyanın seçkin üniversitelerinde yüksek lisans doktora yapmış öğretim üyesi olmuş olanlar var. Örnek vermek gerekirse ODTÜ, Bilkent, Koç Üniversiteleri, Amerika'dan Caltech, Colorado, Florida Atlantic, Louisiana, Kanada'dan Alberta, Almanya'dan Bonn, İspanya'dan Murcia'yı sayabiliriz. Akademisyenliğin dışında çok değerli öğretmenlerimiz, TÜBİTAK'ta uzmanlarımız, bankacılık ve yazılım sektöründe çalışanların dışında hava kuvvetlerinde subay, Türk Hava Yolları'nda pilot olanlar da bulunuyor.